Yani bir de zengin olması lazım. Zengini her konuda, maddi manevi. Gök kubbede böyle boncuk gibi yan yana dizilmiş gezegenler madem Oğlak Burcu'nda, o zaman Oğlak Burçları 2020'nin maddi manevi en zengini. Şok haberler, sürpriz gelişmeler, ani olaylar, farklı sağlık sorunları duyar mısınız? Duyabilirsiniz. Sevgili Oğlak Burçları, 2020'nin en zenginini sizi gök kubbe yaptı. Ve 21 Aralık 2019'da aslında başladı. Biz orada da narları o yüzden kırdık zaten. Dedik en uzun gecede sevgili oğlaklara doğru açıldı. Güneş oğlağa taşındı. Zaten bugünlerde oğlak burçlarının doğum gününü kutluyor. Ve Satürn-Plüton kavuşumu 2020'nin oğlaklarını daha çok konuşulur, yapar. Ve 2020'de oğlak burcu olup da hayatımda bir şeyler eksik, bazı sıkıntılarım var. Kızgınlıklarım, küslüklerim var mı diyorsunuz? Maddi manevi hepsi çözülür. Büyük kapılar yukarıda mahşer yeri gibi oğlakta açılıyor arkadaşlar. Daha hani bunun hani üstüne laf pek söylenmiyor. Kova burçları, bir de yuva kuranı olması lazım. Böyle humanist bir burç olması lazım. 2020'de madem akrep bir şey yapıyor, meydan okuyanı, bir şekilde kavga çıkaranı, atılganı, bir tane de humanist olması lazım. Ama 2020'de kovalar genelde, bizim bildiğimiz kovalar humanist olmaz. Biraz daha bireysel olur, kişisel davranır, kendini kapatır, ketum davranır. Kova erkekleri daha tekniktir, kova kadınları daha havalıdır. Şimdi ne oldu da bunlara biz daha humanist yapıyoruz, daha babacan yapıyoruz, daha anaç yapıyoruz derseniz yuva kuracaklar. Satürn burçlarına gelecek. Satürn onları biliyorsunuz ki burcunda hareket edince daha öğrendiklerini uygulayabilecekler. Eğer daha göz önünde işlerle uğraşıyorsanız, kreatif işler yapmayı düşünüyorsunuz, teknolojiye yatırım yapıyorsanız, hele bir de burcunuz kovaysa ya da çocuklarınızın burcu kovaysa değmeyin. Arkasından destek verin. Onlar geleceğin en önemli köşelerini tutuyorlar. Unutmayın bu 2020'nin sonunu ben 2008'den bu yana bekliyorum Sinancığım. Derdimi kimseye anlatamadım. 2008'den bu yana 20 Aralık'ı bekliyorum. 20 Aralık'ta da zaten 21. yüzyıl kapılarını kova çağı diye açacak. Teknoloji diye açacak. Ve o yüzden de 2020'nin en humanisti, en kendine göre ilişkilerinde ne istediğini bilen. Evet şu aralar birazcık sıkıntılar olabilir kovaların. Hani bazı konularda zorlanmış olabilir, ani işi bitmiş olabilir, işle ilgili bir takım problemler yaşıyor olabilir. Ama bunların hepsinin çözüleceğine, sizi gökyüzü sadece zorlamıyor. Bence bir kapıları kapatıp başka bir kapıları açmak istiyor. Bunu sadece siz görerek ve yaşayarak adını koyabilirsiniz der.